süreçten geçmekteyiz. Ancak öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, personelimizin, kısacası Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm bileşenlerinin ilkelerimizin arkasında durma iradesi, bu zorlu süreci er veya geç atlatacağımızın en büyük güvencesidir. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak bugünden başlamak üzere her hafta rektörlük atama süreci ve bu atamaya yönelttiğimiz itirazlarla ilgili açıklamalar yapacağız. Bu açıklamalarda bu hafta gerçekleştirdiğimiz eylemleri paylaşıp işlemekte olan kurumsal süreçler ile ilgili üniversite bileşenlerini ve genel kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin üniversitelerine yeni atanan rektör Melih Bulu'ya karşı eylemleri kampüste devam ediyor. Fakat üniversitenin mezunları koronavirüs salgını nedeniyle kampüse giremiyor. Mezunlar bugün okulun dışında, Alşan yokuşu başında bir eylem düzenleyecek ve bu eylemde yeni atanan rektöre onlar da karşı çıkacaklar. Basın açıklaması yapılmaması üzere Kaymakamlığın almış olduğu bir yasaklama kararı var. Bundan dolayı biz yürüyüşe çıktık. Burada herhangi bir eylem yapmamız söz konusu değil. Eğer renklerimize uymayıp direnmek isterseniz polis olarak zor bulmak durumunda kalacağız. Buna değil, derneğimize gitmek istiyoruz. Anladım ama sizi anlıyorum. Okulun almış olduğu bir karar. Kim almış kararı hocam? Bizim yorum yapmamız mümkün değil. Kararı kim almış hocam? Rektörlük almış. Ne kararı almış? Hocam onu lütfen siz rektörlükle görüşün. Telefonla olur, farklı bir yolu. Rektörün telefon numarasını verir misiniz lütfen o halde? Arkadaşlar, kayyum rektörün numarasını bilen var mı? Arayacağız. Kayyumun numarasını bilen kim? Ben lisans 1980, yüksek lisans 1982. Kızım da 2000 kaç mezunu? 16 galiba. Evet. Eylemler tabii ki oluyordu ama bizim okula hiçbir zaman polis girmedi. Çok nadir. Önemli bir olay olduğu zaman sadece. 1 Mayıs 77'den sonra bile rektör yas ilan ettiği için polis girmedi. Kızımın döneminde de hiç hatırlamıyorum. Başörtüsü yasakları vesaire asla uygulanmadı. Yani ben en azından 76'dan 2016'ya kadarki tarihini biliyorum. Şu olay beni gerçekten çok şaşırtıyor. Uçak Savar'da da gördüm, Bebek Kapı'da da var, burada da var. Yok, bir üniversitede öğrenci olur, akademisyen olur ama üniversitede polis olmaz. Boğaziçi Üniversitesi için mezunlar girişmeyiz. Bu bir mezun inisiyatifi, bir gruptur. Biz burada üniversiteye alınmama kararımızı protesto için toplandık. Daha önce pandemi zamanında daha önceki rektör tarafından bir üniversiteye giriş yasağı getirilmişti mezunlara zaten. Fakat şimdi kayyum bu yasağı kullanıyor. Biz de bu yasağı kullanmasını protesto için burada bulunuyoruz. Biz hem içeride rektörlük önünde her gün 12'de bir eylem yapan, protesto yapan hocalarımıza, hem içeride sürekli protestoyu aktif tutan öğrenci arkadaşlara destek olmak istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyumla rektör atanmasına karşı olduğumuzu belirtmek için buradayız. Mezunlardınız sonuçta, mezunuz ve okulumuzda hala sonuçta bağımız devam ediyor. Ve kayyum rektör istemiyoruz. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, bütün Türkiye'deki üniversitelerde demokratik bir şekilde seçimle, seçilerek rektörlerin atanmasını, rektörlerin iş başına gelmesini, üniversiteleri yönetmesini talep ediyoruz. Ve okulumuza girmek istiyoruz. Mezunlara şu an giriş yasağı var. Boğaziçi'nin bir geleneği var. Bu gelenek seçimle rektörün görevine almasını gerektiriyor. Bu bizim için çok önemli çünkü akademik özerklik, bağımsızlık, üniversitenin özgür ifadeyi koruyabilmesi için, yansız ve bağımsız bir şekilde işleyebilmesi için, bilimsel düşüncenin ilerleyebilmesi için bu bir ön koşuldur. Vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Şu an burada olma sebebim bizim atanmış rektörü değil, seçilmiş rektörü istiyor olmamız. Bütün üniversiteler için ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi için bu özgürlüğün peşinde olmamız. O yüzden de herkesi bize bu dayanışmada yanımızda olmaya davet ediyorum. Özellikle de
son birkaç günde yapılanlar şenlik havasında ve kendi görüşlerini ve bütün renklilikleriyle, gençliğin canlılığıyla dile getiriyorlar bence. Mezunlar olarak buradayız. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, çalışanları, öğrencileri ve mezunlarının iradesi hiçbir demokratik süreç işletilmeden tepeden inme bir rektör atamasıyla bir kez daha hiçe sayılmıştır. Kurumsal özellik, demokratik katılım ve akademik özgürlük ilkeleri tüm üniversiteler için önemlidir. Bu ilke ve değerleri savunmayı sadece kendi kurumumuz için değil, toplum yararı ve özellikle gençlere yetişmeleri için sağladığımız ortam ve devredeceğimiz kurumsal miras için görev ve sorumluluğumuz addediyoruz. Özel güvenlik içeri sokmuyor hocam sizi. Hocaları BÜMET kapısından içeri sokmayacaklarını söylediler bize. Biz de özellikle sorduk, rektör mü emir verdi diye. Hayır, özel güvenlik dediler. Bu doğru değil. Kampüse girebilmek, girebilme ya da kampüsün yasaklanması emrini sadece ve sadece rektör verir. Dolayısıyla Melih Bulu bugün hocaları dahi Mezunlar Derneği kapısından sokmamış oldu. Ben böyle bir polis varlığı gerçekten görmedim kampüste. Ve polisler kampüsün de içine giriyorlar. Bugün de girdiler. Etrafı barikat yapmışlar. Barikat 10 gündür kalkmamış durumda. Bu üniversite neredeyse bir cezaevine dönmüş durumda. Öyle bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ki Türkiye'de hepimiz neredeyse şahsi alanlarımıza kadar kayyumla yönetiliyoruz. Kontrol altına alınmış durumdayız. Öğretim üyeleri her çalışma günü öğlen bir nöbet gerçekleşiyorlar. Bu sembolik bir nöbet. Ve bu rektör atamasına karşı, bu atamaya karşı bir ses çıkarmaya çalışıyorlar. O ilk söyledikleri sözün de arkasında duruyorlar. Yani kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Bugün de zaten yapılan açıklamayı da buradayız. Kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz olarak bitirdik. Mezun, hoca, öğrenci hep birlikte, herkes de görsün, beraber mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Oh!